Arkadaşlar burada da ivmeli hareketleri göreceğiz. Sabit ivmeli hareketleri göreceğiz. Hızlanma ve yavaşlamanın ne anlama geldiğini söylemeye çalışacağız. Şu ana kadar gördüğümüz kısımda biz hep sabit hızlı hareketi gördük. Yani doğrusal bir yolda hep aynı hızla giden aracı gördük. Eşit zamanlıkta eşit yer değiştirmeler yapıyordu. Ama günlük hayatımızda tabii ki sabit hızla gitmek her zaman kolay değil. Biz hızlanıyoruz ya da yavaşlıyoruz. Yani ivmeli hareket yapıyoruz. Arkadaşlar ivmenin tanımı çok önemli. İvmeyi kesinlikle çok iyi bilmemiz gerekiyor. İvme birim zamandaki hız değişimidir. Birim zamandaki, bakın hızdır demiyorum. Birim zamandaki hız değişimidir. Arkadaşlar değişiminin altını iyice çiziyoruz. Hız değişimi olduğu sürece ivme olacaktır. Mesela sabit hızda giden araçların ivmesinin sıfır olmasının nedeni de budur. Çünkü değişim yok. İvmeli harekette birim zamandaki hız değişimi olacak. Peki o zaman ivmeli bir hareketi nasıl yapabiliriz? Bir, hızı değiştireceğiz. Nasıl değiştirebiliriz hızı? Hız değişimi yapmalıyız. Hız 40 iken 20-30, 20-10 yapmalıyız. Hız 40 iken 50-60-70 yapabiliriz. Onun için hızın büyüklüğünü değiştirerek hız değişimi yapabiliriz. Bir de ileriki yaşlarda daha iyi göreceksiniz. Hızın yönünü değiştirerek de yine ivme yapabiliriz. Ama biz burada doğrusal bir yolda hareket eden aracın hızını arttırıp azaltarak ivmeli bir hareket yapmasını sağlayacağız. İvmede bulurken arkadaşlar son hız eksi ilk hız bölü zaman olarak yapabiliriz. İvmenin formülü delta V bölü delta T olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla son hız eksi ilk hız bölü zaman dediğimizde formülü arkadaşlar bu çıkar. Birimi de hız değişiminin birimi metre bölü saniye olduğu için ivmenin birimi hız değişimi bölü zaman olduğu için metre bölü saniye bölü saniye metre bölü saniye çarpı 1 bölü saniyeden cevabımız metre bölü saniye kare yapacaktır. İvmenin birimi de metre bölü saniye karedir. Bir araç gaza bastığında ya da frene bastığında ivmeli hareket yapacak. Hızımız değişecek. Buna dikkat edeceğiz. Arkadaşlar eğer hız sıfır ise de ivme de sıfırdır. Bizim hızımızın sıfır olması ivmenin sıfır olacağı anlamına gelmez. Çünkü hız değişimine bakmamız lazım arkadaşlar. Anlık hızın sıfır olması ivmenin sıfır olacağı anlamına gelmeyecektir. Mesela bir cismi arkadaşlar yukarı doğru attığınız zaman en üst noktada hızı sıfır olmasına rağmen arkadaşlar ona etki eden bir kuvvet yer çekim kuvveti olduğu için ivmesi sıfır olmayacaktır. Yani anlık hızdan biz ivme hakkında bir değer söylememiz lazım ortalama ivme için. Mesela hızımız 10.000 metre bölü saniye. İvmem çok yüksektir. Bilemeyiz. Hep 10.000 metre bölü saniyelik hızla gidiyorsa ivmem sıfırdır. Onun için benim için ivmeyi hesaplayabilmem için iki hız değerini bilmem gerekiyor. Arkadaşlar anlık hızın sıfır olması ivmenin sıfır olacağı anlamına gelmez. Mesela hızın olması da ivmenin olacağı anlamına gelmez. Eğer hızımız hep aynıysa da ivme sıfırdır bu sefer. Eğer hızımız hep 100 metre bölü saniye ise ivmem sıfır olacak. Sabit hızlı hareketlerin araçların ivmesinin sıfır olmasının örneğinde olduğu gibi. Şimdi bizim hızlanacağız ya da yavaşlayacağız ivmeli hareket yapabilmemiz için. Arkadaşlar eğer düzgün hızlanırsak ve düzgün yavaşlarsak ivmemiz sabit olacaktır. Bakın en önemli yapılan hatalardan birisi bu. İvmenin sabit olması demek arkadaşlar hızlanmamız ya da yavaşlamamız demektir. İvmenin sıfır olması demek arkadaşlar sabit hızla gidebilmemiz demektir. Çünkü ivme neydi? Delta V bölü delta T. Hocam iyi hızlandığımız zaman ivmemiz artar. Yanlış. Eğer düzgün hızlanırsak hız değerim için yazıyorum. Hep 10-10'u artarsa ivmem sabittir. Mesela hızım 0, 10, 20, 30, 40, 50 yaptı. O zaman ivmem sabittir. Eğer zaten hızım hep 20 olursa ivmem 0 olacaktı. İvmemin sabit olması demek sabit hızla gittiğim anlamına gelmez. Çok önemli. Sabit hızla giden aracın ivmesi sıfırdır. İvmenin sabit olması demek hızlanma ya da yavaşlama olması demektir. Biraz önce söyledik ya, ivmenin olabilmesi için hızımız artacak ya da azalacak. Gaza basacağız ya da frene basacağız. Dolayısıyla ivmenin sabit olması demektir arkadaşlar. Düzgün hızlandığımız ya da düzgün yavaşladığımız anlamına gelecektir. İvmenin sıfır olması demek sabit hızla gitmesi demektir. Bakın, hızım sıfırken 10 olmuş 1 saniyede hızlanmışım. Tamam, ivme var. Yine bir 2 saniyede pardon 2 saniyede hızım yine 10 artmış. Hızım yine 10 artmış. Her 2 saniyede hızım 10 arttığı için arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Delta V bölü delta T. Her 2 saniyede hızım 10 arttığı için 10 eksi 0 bölü 2 eksi 0 ya da 20 eksi 0 bölü 4 eksi 0 ya da 30 eksi 20 bölü 6 eksi 4 yine 2. Hep 5 metre bölü saniye kare yapacak. Hız değişimimiz her saniye aynı kaldığı için arkadaşlar
ivmem sabit olacak diyebiliriz. Bakın burada da 2 saniye sonra hızım 10, 4 saniye sonra hızım 20, 6 saniye sonra hızım 30. Bakın bu hız zaman grafiği lütfen karıştırmayın. Bu hızlanmış, hızım artmış, 0'dan 30'a yükselmiş. Dolayısıyla ivmem de 5. İvmem de 5 de sabit olarak karşımıza çıkacak. Bakın lütfen, lütfen, lütfen yan yana çiziyorum. Bura konum zaman grafiği olsun. Bu da hız zaman grafiği olsun. Hız zaman. Birbirine karıştırmayalım grafikleri. Arkadaşlar bu ve bu. Bu konumu düzgün artıyor, bu hızı düzgün artıyor. Konumun düzgün artması demek arkadaşlar sabit hızı demektir. Lütfen dikkat edin. Burada konumun düzgün arttığını anlıyoruz. Burada zaten hızın arttığını anladığımız için bu düzgün hızlanan hareket oluyor. Düzgün hızlanan. Arkadaşlar sabit hızlı hareketin hızı sabit. Düzgün hızlanan hareketin hızı zaten bu şekilde arttığını, aynısını çizeceğim. Sabit hıza gittiği için ivmemiz 0. Aman dikkat edin, hızımız değişmiyor. Hızımız değişmedi. Son hız eksi ilk hız bölü zaman yaptık. Düzgün hızlananda arkadaşlar hız ivmesi sabit olmuş olacak. Dikkat edersek. Dolayısıyla hız zaman grafiğinin eğiminden ivmeyi bulabiliyoruz. Yani her saniyedeki hız değişimini bulabiliriz. Bakın 6 saniyede hızım 30 artmış. Demek ki her saniye 5 metre bölü saniye kare değişmiş diyebiliriz. İvmeyi böyle bulabiliriz. Yani formülünden bulabiliriz. V son eksi V ilk bölü delta t. V sonum 30. İlkim de 0. 30 eksi 0 bölü 6 5 metre bölü saniye kare yapacaktır. İvme hız vektörünün büyüklüğünün ya da yönünün değişmesiyle oluşur. Bakın ivmenin oluşması için hızın değişmesi gerekiyor. Büyüklüğünün ya da yönünün diye belirtmişiz. Peki sabit ivme ile değişken ivme arasında fark vardır arkadaşlar. Sabit ivme ile değişken ivme arasında fark vardır. Zaten bu belirgin bir durum, yani bilinen bir durum diyebiliriz. İvmeli hareket yaptığında yani hızlanması demek arkadaşlar. İvmeli hareket yaptığı anlamına gelir. Ama düzgün hızlanması demek, ne demek düzgün hızlanma? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 gibi düzgün hızlanması demek arkadaşlar, ivmenin sabit olması demek. Hızım 10 iken 70 olduğu, 150 olduğu, 250 olduğu, o da yine ivmeli hareket yaptı ama aralıklar sabit olmadığı için düzgün olmadığı anlamına gelecektir. İvmeli hareketin sebebi kuvvet etki etmesidir. Düzgün doğrusal hareketin, yani sabit hız hareketin ivmesi sıfırdır diye zaten belirtmiştik arkadaşlar. Hız zaman grafiğinde arkadaşlar hatırlarsak konum zaman grafiğinde nerede yön değiştirme vardı? Konum zaman grafiğinde nerede yön değiştirme vardı? Büküm noktalarında, burada ve burada. Hız zaman grafiğinde ise zaman ekseni üzerinde arkadaşlar yön değiştireceğiz hız zaman grafiğinde. Şimdi böyle şöyle yaptık, şöyle yaptık. Burada ve burada yön değiştireceğiz. Burada artı hızlıydık, burada eksi hızlıyız, burada yine eksi hızlıyız, burada artı hızlıyız diye düşünebiliriz arkadaşlar. Hız zaman grafiğinde zaman ekseni üzerinde yön değiştirmeler vardır. Dikkat edelim. Bunu zaten söylemiştik, bir daha söyleyelim. Konum zaman grafiğinin eğimi hızı, hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi, ivme zaman grafiğinin altındaki alanın hız değişimini, konu hız zaman grafiğinin altındaki alanda yer değiştirmeyi verir diye söylemiştik arkadaşlar. Bakın hızımız 0'dan 30'a artmış. Kaç metre yer değiştirdi dediğinde bu grafiğin altındaki kalan alanı alıyorsunuz. 30 çarpı 6 bölü 2, 180 bölü 2'den 90 metre yer değiştirmiş. Son konumu 90'dır, yanlış. İlk konumunu bilmediğimiz için. Hız zaman grafiğinden hem yer değiştirmeyi hem de ivmeyi bulabiliriz. Bu grafiğin eğimi de hız zaman grafiğin şu alanını hesaplarsak yer değiştirmeyi buluruz. Hocam bu alanı nasıl hesaplayabiliriz? Bu arada hız zaman grafiğinin altındaki kalan alanı dediğiniz zaman sanki şurayı alıyorsunuz. Zaman eksenine kadar birleştireceğiz arkadaşlar. Hesaplayalım alanı. 8 arkadaşlar artı 38 çarpı yükseklik 3 bölü 2. Yani 46 bölü 2, 23 çarpı 3, 69 metre yer değiştirmiş olacağız. Hız zaman grafiğinden aynı zamanda eğimini alırsak da ivmeyi buluruz. Arkadaşlar bu uzunluk 30 bölü 3, 38'den 8 çıkarttık, 30 bölü 3, ivme de 10 metre bölü saniye karedir. Yine formülden de bulabilirsiniz arkadaşlar ivmeyi. V son eksi V ilk bölü delta t'ydi. 38 eksi 8 bölü 3'ten yine 10 yapacaktır. Arkadaşlar dolayısıyla ivmem de hep 10 metre bölü saniye karede sabit bir değer olarak düşüneceğiz. Zaten tekrar söylüyorum, hızı düzgün artan cisimlerin ivmesi sabittir. Biz zaten sabit ivmeli hareketi görüyoruz arkadaşlar. Burada da alanı hesaplayarak vermiş. Şimdi yavaşlama arkadaşlar, bizim yavaşlamamız demek hızımızın azalması demektir.
Eğer benim hızım her saniye aynı azalıyorsa, o zaman arkadaşlar düzgün yavaşlıyoruz demektir. Bakın 48'den 38'e 10 azalmış. 38'den 28'e 10 azalmış. 18, 28'den 18'e 10 azalmış. Demek ki her bir saniyede 10 metre bölü saniye azalıyor. Bu demektir ki hız değişimi sabit olduğu için ivmem sabit olacak demektir arkadaşlar. Düzgün yavaşlıyorum demektir. İvmem sabit olacak. İvmem yine nereden buluyordum? Her zamanki yaptığım gibi grafiğin eğimi ya da son hız eksi ilk hız bölü zaman yaptığımda arkadaşlar düşünelim 38 eksi 48 bölü zaman 2 saniye. Dolayısıyla eksi 5 metre bölü saniye kare yapacaktır. Hocam şu aralığı düşünmek istiyorum. Olur. Son hızım 18 eksi 48 bölü 6 yine eksi 5 metre bölü saniye kare yapacak. Demek ki bu grafiğin eğimi grafiğin ivme zaman grafiği eksi 5 metre bölü saniye kare de sabit. Hocam bunun hız zaman grafiğini çizebilir miyiz? Tabii ki çizebiliriz. Kaçtan başladık? 48'den başladık. Kaça indik? 1 saniye sonra 38'e indik. Demek ki burası 38 oldu. Sonra 1 saniye daha 28, 18 diye devam edecek arkadaşlar. Devam edelim. Bakın burada da grafiğimiz belli. İşte 1 saniye sonraki hızımız 38, 2 saniye sonraki hızımız 38, 4 saniyede 28, 6 saniyede 18. İvmem de eksi 5'te sabit. Hız zaman grafiğinin altındaki kalan alandan yer değiştirmeyi bulabilirim. Bakın yamuğun alanından 18 üst taban artı alt taban 48 çarpı yamuk kenarının karşısı yüksekliktir. 6 bölü 2 yaptığınız zaman hesaplayabilirsiniz. Ya da üçgen ve dikdörtgenin alanından da hesaplayabilirsiniz. Yer değiştirmeyi bulabilmek için. Şimdi toparlarsak arkadaşlar karıştırmayalım. Şöyle toparlayalım. Şimdi hız zaman grafiğinde şu artı hızlanan demektir arkadaşlar. Zaten bakın sıfırken değerim 30'a yükselmiş. Şu eksi hızlanan demektir arkadaşlar. Dikkat edersek. Tamam. Hız zaman grafiğinde. Şimdi devam edersek hız zaman grafiğinde. İvme zaman grafiğinde artı hızlanan ivme zaman grafiği sabit. Eksi hızlananın ivme zaman grafiği yine sabit. Bu artı hızlananın pozitif, eksi hızlanan negatif demektir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Devam ediyorum. Yavaşlamak demek şu hız zaman grafiğinde bakın zaten artı bir değerken durdum demektir. Yani yavaşlamak. Bu da eksi bir değerken durdum demektir. Bu eksi yavaşlayan, bu artı yavaşlayan. Arkadaşlar eksi yönde yavaşlayabilmemiz için kuvvetin artı yönde uygulanması lazım. Onun için eksi yavaşlayan ivmesi pozitiftir. Artıya başlayan ivmesi negatiftir arkadaşlar. Ama sabittir her ikisi de. Tek bir grafikte göstermek gerekirse hız zamanı. Bakın şöyle. Lütfen dikkat edelim. Hız zaman grafiği. Şöyle çizeyim. Hız zaman. Bu böyle böyle. Bakın. Hızım sıfırken 40 olmuş. Artı hızlanan bu aralık. Artı hızlanan. Burada arkadaşlar eksi yine artı hızlanırken sıfır olmuş artı yavaşlayan zaten burada yön değiştiriyor. Burada sıfırken hızım artmış eksi hızlanan hızım eksiliğinden dolayı yönünü belirtiyor. Burası da eksi yavaşlayan olacak arkadaşlar dikkat edersek. Ama şunu da karıştırmayalım. Konum zaman grafiği böyle olursa arkadaşlar sabit hızlı sabit hızlı sabit hızlı. Artı sabit. Buranın tamamında eksi sabit. Burada artı sabit arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Karıştırmayalım. Bakın bunda ivme zaman grafiğini çizersem artı hızın ivmesi bakın burası ivme sabit. Artı yavaşlayan ivmesi negatif olacak. Sabit. Eksi hızlanan ivmesi negatif olacak. Eksi yavaşlayan ivmesi pozitif olacak. Ha, bu konum zaman grafiği sabit hızının ivmesi çok kolay. Hepsi sıfır arkadaşlar. Sabit hızlı olduğu için. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Umarım anlatabilmişizdir arkadaşlar. Hız zaman grafiğinin altındaki kalan alan yer değiştirmeyi veriyor. Konum zaman grafiğinin eğimi hızı veriyor. Hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi veriyor. Bunları formülle de rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyelim, gösterebilmek adına. Aslında anlattık ama bir daha söyleyelim. Bakın, bir hız zaman grafiğim var. Buradan 4, buradan 24. Burası da arkadaşlar
4 saniye olsun. Şimdi bakın, neyi soruyorsa onu yapmam lazım. Hocam altındaki kalan alanı mı hesaplayacağım yoksa eğim mi alacağım? Arkadaşlar ikisi de olur. Eğer yer değiştirmeyi soruyorsa altındaki kalan alanı hesaplayacağım şurayı. Üçgen dikdörtgen yapabilirim ya da direkt alanı hesaplarım. Bu uzunluk 4, bu uzunluk 24. 4 artı 24 çarpı yükseklik 4 bölü 2 diyebilirim. Yer değiştirme hesaplayabilirim. Ya da arkadaşlar bu yer değiştirme oldu. Ya da eğimden ya da formülden aynı şey. İvmeyi bulabilirim. Arkadaşlar ben hep formülden yapıyorum. İvmeyi sordu. O zaman ne yapıyordum? İvmenin formülü ne? Delta V bölü delta T. O zaman kaç yaptı arkadaşlar? V son eksi V ilk bölü delta T. 24 son hızım ilk hızım 4. 20 bölü 4 5 metre bölü saniye kare diyebiliriz arkadaşlar. Buna da. Yani zaman grafiğinden ikisini de çizebiliyoruz arkadaşlar. Dikkat edersek. Bakın bu pozitif yönde hızlanan hız zaman grafiği. Bu da negatif yönde yavaşlayanın hız zaman grafiği. Arkadaşlar pozitif x ekseni ile aynı açıyı yaptığı için şöyle düşündüğümüz zaman. Arkadaşlar bunların ivmeleri aynı büyüklükte olur. Yani onun için gösterdik. Pozitif yönde düzgün yavaşlayan, negatif yönde düzgün hızlanan ivmeleri aynı işaretli olacak arkadaşlar. İkisi de eksi olacak. İvme ile hız aynı doğrultudadır. İvme ile hız daima aynı doğrultudadır. Arkadaşlar ivme ile hız aynı doğrultuda olmayabilir. Araç böyle giderken eğer bu tarafa doğru kuvvet uygulamışsak hızla kuvvet birbirine dik olabilir. Bu biraz daha ileride anlayacağımız bir konu. Ama şuna dikkat edelim. Hız değişimini sadece büyüklük değiştirmek olarak düşünmeyelim. Bu ünitede öyle görüyoruz ama arkadaşlar yönünü değiştirerek de ivme oluşturabiliriz. Onu da söyleyelim. Yavaşlayan bir cismin mutlaka ilk hızı olmalıdır. Mantıklı. Arkadaşlar bir cismin yavaşlayabilmesi için önce bir hızının olması lazım. Duruştan harekete geçen bir cismin ilk hızı sıfırdır. Bu önemli cümleler. Çünkü bunlar kitaplarda çıkıyor. Duruştan harekete geçen diyor. İlk hızı düşünmemiz lazım. Sıfır. Hareketin sonunda durduğunu belirtmişse arkadaşlar son hızının da sıfır olduğuna dikkat etmemiz gerekir. Şimdi bakalım sorularımıza. Yatay yolda bulunmakta olan araçlara ait grafikler numarası ile birlikte verilmiştir. Arkadaşlar ne sorduğuna bakmaksızın hepsini bir yazalım, ona göre hareket edelim. Konumu değişmiyor bakın. O zaman bu duruyor. Bir kere onu yazalım. Konumu düzgün değişiyor. Konumu düzgün değişiyor. Sabit hızda. Ve pozitif yönde. Arkadaşlar eğim düzgün. Yine konumu düzgün değişiyor. Yine sabit hızlı. Lütfen dikkat edin, bu sabit hızlı yavaşlamıyor konumda. Ama eksi yönde sabit hızlı. Arkadaşlar hızım hiç değişmemiş. Artı sabit. Hızım hiç değişmemiş. Eksi sabit. Hızım sıfırdan belli bir pozitif değere gitmiş. Artı hızlanan. Arkadaşlar hızım negatif değerden sıfıra inmiş. Yani bir değerken sıfıra inmiş. Yavaşlamış. Eksi yavaşlayan. Burada da belli bir değerden daha pozitif bir değere gitmiş. Artı hızlanan. Ha, ivme pozitif demek. Artı hızlanan, hatırlarsak arkadaşlar bakın artı hızlananın ya da bu hız zaman grafiğinde bunu nasıl çizebiliriz bir de? Şu negatif de çizebiliriz şöyle. Bu da eksi yavaşlayan. İkisinin de ivmesi pozitiftir. Yani burada artı hızlanan ya da eksi yavaşlayan diyebiliriz. Şu anda bütün öncüleri söyleyebiliriz. Hangi grafik duran araca aittir? 1. Hangi grafik sabit hızlar hareket eden araca aittir? 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar CD ne diyor? Hangi araç hızlanan bir araca ait olabilir? Hızlanan arkadaşlar 6 hızlanan, 8 hızlanan, 9 da artı hızlanan olabilir. İvmesi pozitif olduğu için arkadaşlar. Hangi grafik yavaşlayan araca ait olabilir? Arkadaşlar 7 ve 9, bu da eksi yavaşlayan olabiliyor. Grafik, hangi grafik eksi yönde hareket eden araca aittir? Hemen bakalım grafiklere. Arkadaşlar 3. grafik eksi, 5 eksi. Bu da eksi yavaşlayan olursa bu da eksi olabilir. 3, 5, 9. 9 olabilir. Evet, bir problem çözme sorusu var. Şimdi x aracı 1 saniyede 10 metre yer değiştirmiş. Demek ki x aracının hızı 10 metre bölü saniye. Y aracı arkadaşlar 1 saniyede 3 metre yer değiştirmiş. O zaman 3 metre bölü saniye. Evet, o zaman x'im 0'da 0'dı. Sonra x'in için 1 saniye sonra 10 oldu. 2 saniye sonra 20 oldu. 3 saniye sonra 30 oldu arkadaşlar. 4 saniye sonra 40 oldu diyebiliyoruz. Hızım da hep 10 metre bölü saniyede sabit. Y aracı için
Sıfırdan başlayıp 1, 2, 3, 4'te 12'ye kadar yükseliyor. 3, 6, 9 şeklinde. Hatta buralara da 3, 6, 9 yazabiliriz konumu. Hızımız da arkadaşlar her bir saniyede 3 değiştiği için 3 demiştik. Dolayısıyla buraya da 3 metre bölü saniye diyeceğiz. X aracı Y aracını L'den kaç metre uzakta yetişir? Arkadaşlar aynı yönde giderken aralarındaki uzaklık olan 420'yi X eşittir VT yaptığımız zaman 420'yi hızlar farkı olan 10-3 aynı yönde gittiklerinde çıkartıyorduk. 7 çarpı T. T buradan 60 saniye. 60 saniye sonra yetişiyor. 60 saniyede Y aracı hep 3 ile giderse 180 metre yol alır. Arkadaşlar X ise 10 ile çarptığımızdan 600. Zaten yan yana gelebilmesi için 420 artı 180 yine 600 olur. L'den kaç metre öte dediği için 180 metre olacak. Evet. Arkadaşlar burası sola doğru giden bir cisim var. 3F'ten F'i çıkarttığımız zaman 2F de sola doğru. Sola gideni sola çekersek hızlanır. Bu eksi hızlanır. Eksi yönde giderken eksi yönde kuvvet etki ettiği için. Bu 2F artı yönde giderken sağa giderken sola çekilmelerde en çok bu hata yapılıyor. İlk hız olduğu için adam sağa gidiyor. Giderken sola çekince ilk başta aynı yönde yavaşlarsınız. Onun için bu arkadaşlar artı yavaşlayan yapacak. Bu da F ile F birbirlerini götürdüğünde net kuvvet sıfır olduğu için sabit hızla gidecek arkadaşlar. Eğer kuvvet etki etmezse aynı büyüklükte hızla gidecektir diyebiliriz arkadaşlar. Kavrama sorularına geldik. Doğrusal bir yolda bir araç duruştan harekete geçerek hızını 20 metre bölü saniyede çıkarıyor. İvme son hız eksi ilk hız bölü zaman. Bakın duruştan harekete geçtiği için ilk hızımız 0. Son hızımızın 20 olduğunu söylüyor. O zaman cevabımız kaç çıkacak? 20 bölü 4'ten 5 metre bölü saniye kare diyebiliriz. Doğrusal bir yolda hareket eden araç hızını 5 saniyede 10 metre bölü saniyeden 40'a çıkartıyormuş. Arkadaşlar delta V bölü delta T son hızım 40 eksi 10 bölü zaman da 5. 30 bölü 5'ten 6 metre bölü saniye kare. Yer değiştirmesini soruyor. 10'dan başlamışız. 40'a yükselmişiz. Arkadaşlar ve 5 saniye sürmüş. O zaman altındaki kalan alanı hesapladığınız zaman yer değiştirmeyi hesaplarız. Yamuğun üst uzunluğu 10, alt uzunluğu 40 çarpı yüksekliği 5 bölü 2. 50 çarpı 5 bölü 2'den 125 metre diyebiliriz. Doğrusal bir yolda 30 metre bölü saniye hız hareket eden araç düzgün yavaşlayarak 10 saniyede duruyor. Aracın ivmesi. A eşittir delta V bölü delta T. Arkadaşlar en son durduğunu söylediği için son hızım 0 eksi 30 ilk hızım bölü 10 saniyede durduğu. O zaman eksi 3 metre bölü saniye kare diyebiliriz. Dördüncü sorumuzda zaman hız tablosu verilmiş. Hızım arkadaşlar 8 artmış. Demek ki düzgün artmış. Hız zaman grafiği çiziyorum bakın. Direkt hız zaman grafiği. Hızım sıfırken 0. T eşittir 0 anda 0. Buradan başlayacağım. 2 saniye sonra hızım 8. Diğer 2 saniyede yine 8 artmış. 16 olmuş. Artış 8. Diğer 2 saniyede yine artış 8. 24 olmuş. Yani düzgün hızlanmış arkadaşlar. Dolayısıyla grafik böyle. İvme zaman grafiği. İvmeyi bulurken son hız eksi ilk hız bölü zaman dediğimiz için A eşittir. Delta V bölü delta T dediğimiz için 8 eksi 0 bölü 2'den 4 metre bölü saniye kare. Yine 24 eksi 0 bölü 6'dan yine 4 metre bölü saniye kare. Yani 4 de sabit kabul edebiliriz. Doğrusal bir araca ait hız zaman grafiği verilmiş. 0-4 saniye aralığındaki ivmesi. İvme eşittir. Delta V bölü delta T. Arkadaşlar 0-4 saniye dediği için son hızım 24. 4. saniyedeki. İlk hızım 0 bölü 4 yani 6 metre bölü saniye kare. 0-6 saniye arasındaki yer değiştirmesi. Arkadaşlar altındaki kalan alandan hesaplıyorduk hız zaman grafiğinde. Burada bir üçgen var. Hatta direkt yamuktan da yapabiliriz yine. Bu sefer de üçgen dikdörtgen yapayım. Bu uzunluk 24, bu uzunluk da 4. Şu alan üçgenin alanı 24 çarpı 4 bölü 2. Dik kenarları çarpıyoruz değil mi? Şurası 90'ın karesi hipotenüs. Hipotenüs olmayan diğer iki kenarı çarpıyorum. 24 çarpı 4 bölü 2. 48 metre burası. Şurası da 4 çarpı 24'ten. 96 da burası. 144 metre yer değiştirdi diyebiliriz. Ortalama hız içinde yer değiştirme bölü zaman olduğu için yer değiştirmemi 144 metre buldum. Ortalama hızda yer değiştirme bölü zaman 144 metreyi kaç saniyede yer değiştirdi arkadaşlar? 8.
O zaman 144'ü 8'e bölüyorum. 18 metre bölü saniye yapacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar ivmenin pozitif olması demek biraz önce söylemiştik. Eğer düzgün hızlanıyor şöyle artı hızlanıyor. Artı hızlanıyor dikkat ederseniz ya da bakın aynı eğim olduğunu dikkat edebilmeniz için yani bu grafiğin aynısını şuradan da çizebilirim. Bu da hızın belli bir değerken sıfır olduğu için ama eksiyken sıfır olduğu için eksi yavaşlayan. Yani artı hızlanan da olabilir, eksi yavaşlayan da olabilir. Yani hızlanan da olabilir, yavaşlayan da olabilir. Negatif yönde de gidiyor olabilir. Bakın dikkat ederseniz pozitif yönde de gidiyor olabilir. Onun için 4'ü de olabilir arkadaşlar. Artı hızlanan ya da eksi yavaşlayan. Arkadaşlar ivme zaman grafiğin altındaki kalan alan hız değişimini veriyordu. 4 çarpı 5 20 metre bölü saniye hızı değişmiş. Bu çok önemli. Hızı 20 olmuş denmez. Hızı 20 metre bölü saniye değişmiş denir. İlk hızda 4 olduğuna göre o zaman son hız kaç olacaktır arkadaşlar? 20 değiştiğine göre 24 olacak. Yani ben delta V'yi 20 buluyorum. Bakın dikkat edin son hızı değil. İlk hızımda 4 olduğu için son hızım 24 metre bölü saniye olur. İvme zaman grafiğinin altındaki kalan alan hızı verir cümlesi yanlıştır. Hız değişimini verir dememiz gerekiyor. Bir cisim düzgün olarak hızlanıyor. Cismin hızı eşit zaman aralıklarında eşit miktarda artar. Arkadaşlar şimdi bizim normalde dikkat etmemiz gereken şey düzgün hızlandığı için her saniye aynı yolu almaz. Yani sabit hızlı da 10, 10, 10 alıyordu. Ama şimdi arkadaşlar ilk yolda da 5 metre yol alıyorsa ikinci de 15 alacak, üçüncü de 25 alacak. Yani eşit bir saniyede bile daha fazla yol alacak. Zaten mantık olan hızlandıysan daha fazla yol almak zorundasın her zaman aralığında. Ve düzgün hızlandığında da artış aynı olacak. Onar onar artacak mesela. Onun için birinci cümle doğru arkadaşlar. Eğer eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştiriyor deseydi sabit hızlı. Ama burada arkadaşlar daha her bir saniyede daha fazla yol alacak. Cismin ivmesi eşit zaman aralıklarında eşit artar. Aman dikkat edin düzgün hızlanan ivmesi sabit çiziyoruz arkadaşlar. Düzgün hızlandığı için ivme sabit. Çünkü ivme birim zamandaki hız değişimi eğer düzgün değişiyorsa hız ivme sabit olacak. Cismin aldığı yol eşit zamanda eşit artar. Cismin aldığı yol eşit zaman aralıklarında eşit artar. Yani arkadaşlar bir saniyede 10 artıyorsa diğer saniyede de 10 artar diyor. Hayır diğer saniyede dikkat edersek daha fazla yol alması gerektiğini söylemiştik. Onun için yalnız bir olarak söyleyebiliriz. Yolu arkadaşlar yolu artarak gidecek. Hızı düzgün artacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani benim hızım 10, 20, 30 olurken yolum işte 5, 15, 25 şeklinde olacak. Mantık bu. Eşit zaman aralıklarında eşit yol artışı olmayacak. Hızımız düzgün artacak. Yolumuz fazla fazla artacak arkadaşlar. Düzgün doğrusal hareket demek ne demekti? Sabit hızlı hareket. Sabit hızlı hareketin ivmesi ne demekti arkadaşlar? 0. 3. aralık. İvmesi sabittir. Arkadaşlar ivmesinin sabit olması için hızın düzgün artması gerekiyordu. İvmesi sabit çünkü hız düzgün artmış. İvmesi 0 sabit hızının. İvmesi 0'dır. Hızı düzgün değiştiği için yine sabittir arkadaşlar. 10 saniyede kaç metre yer değişmiştir? Altındaki kalan alanı hesaplıyorum. 20 artı 90 bölü 2. Bakın şu uzunluk artı bu uzunluk çarpı yükseklik. Çarpı 10. Yükseklik neresi? Yamuk kenarının karşısındaki kenar. 110 bölü 2, 55 çarpı 10, 550 metre yapacaktır arkadaşlar.